yapay zekanın üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yok. Robotlar ve yapay zeka bir araya geldiklerinde yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Bir insan neden gerçek insansı bir robot yapmak ister? İnsanları korkutan gelişmeler de ortaya çıkabilir. Evet, yapay zeka işimizi elimizden alacak. Son yıllarda bu daha da korkutucu bir hal almaya başladı. Kime karşı kullanılacak bunlar? Korkma gibi bir arzunuz varsa hemen başlayabilirsiniz. Bu böyle mistik bir şey değil. Tamamıyla gerçekçi. My name is Sophia. I will destroy humans. Sizin anlamınız. Yapay zekanın ilk kurgulandığı dönemlerde Isaac Asimov'un 1950'de yazdığı Ben Robot kitabı mesela. Onun içerisinde robotları tasarlarken dahi 3 maddesi var. 1. Bir robot bir insana asla zarar veremez. 2. Bir robot bir insanın emirlerine uymak zorundadır. Ancak birinci maddeyle çelişmediği sürece, yani insana asla insan emriyle zarar veremez. 3. Bir robot her şartta kendi varlığını devam ettirecek, kendini hayatta tutacak aksiyonları almalıdır. Ancak 1 ve 2 ile çelişmediği sürece. Yani işin temelinde her zaman insan eliyle yönlendirilse dahi insana karşı bunu kullanamaz yapısı kurgulanmıştı. Daha 1950'de yazmış bunu. Biz ne zaman korkmaya başladık? Aslında nerede film koptu? Ne zaman ki devasa robotlar, sonra robottan eline silahlar, bilmem neler vermeye başlayınca Terminator geliyor. Bize bunlar ne yapacaklar? Şimdi herkesi bir sakinleştirmek istiyorum ben. Korkmayın, robotlar geliyor diye düşünmeyin. Robotlar çoktan geldi. Robotlar ve yapay zeka bir araya geldiklerinde yeni bir dünya ortaya çıktı. Yapay zeka nedir? Yapay zeka makinalardan insansı zeka beklemektir aslında. Ama yapay zekanın üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yok. En genel tanımı makinalardan yani bilgisayarlardan insansı zekayı beklemek. Günümüzde yapay zeka görsel tanımada, dil işlemede, sohbet robotlarında, açıkçası bizi şaşırtan hemen her şeyde, otonom sürüşte karşımıza çıkıyor uygulamaları. Hayatımıza girmesi esasında diğer teknolojik süreçlerle çok farklı değil. Tekerleğin bulunmasıyla birlikte nasıl hareket kabiliyetimiz arttıysa, hayatımıza giren diğer teknolojik sistemlerle birlikte de bu ekosistem yavaş yavaş gelişmeye devam ediyor. Ama temelleri 1950 senesinde bilgisayar sistemleriyle birlikte karşımıza çıkmış olan bir düşünce yönetimi sistemi. Özellikle Alan Turing'in, bilgisayarın babası olarak, atası olarak nitelendirilen Alan Turing'in düşünen bir makine yaratabilir miyiz kavramı bizim bugün yapay zeka ile tanışmamızın ilk adımlarını içerir hale geliyor. Yapay zeka süreci şu anda en popüler, bilgisayar biliminin en popüler alanlarından bir tanesi. İçerisinde veri bilimi, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi çok farklı konuları aslında barındırıyor. Ve yapmaya çalıştığı şey tabii ki insan dışı makine varlıklarının bir zekaya sahip olması. Ve bugün gördüğümüz görsel işleme, language processing gibi dil işleme teorilerinin ve ürünlerin ortaya çıkmasından sorumlu. Biz buna tabii ki çok önceki basit yolculuklarla başladık. Belki bir hesap makinesi yapmak eskiden bizim için bir hedefti. Yapay zeka ya da zeka böyle kompleks bir şekilde hayatımıza girmedi. İlk girişine baktığınızda hesap makinesine kadar gidebiliriz. Niye hesap makinesini tartışmadık? Aman Allah'ım hesap makineleri geliyor. Niye demedik? Çünkü öğrenmiyordu. Kodlanmıştı ya. Pre-kodlanmış bir makineydi önümüzde. Dolayısıyla öğrenmediği için de rahattık. Yani o bir bize yardımcı olacak bir cihazdı. Yapay zekanın uzaktan kumandalardan, hesap makinelerinden ya da alışık olduğumuz diğer bilgisayarlı sistemlerden farklı olarak karşımıza çıktığı önemli anlar var. Bunlardan belki de herkesin en bilgisi olan, en farkındalığının artmış olan kısım 1997 senesindeki bir yapay zeka sisteminin o dönemin en büyük satranç oyuncularından bir tanesi olan Kasparov'u yenmesi sonucu ortaya çıktı. Kasparov oynamış olduğu herkesi darmadağın ediyor ve yenilmedik satranç tahtası bırakmıyordu. Özellikle yapmış olduğu hamleler, bunun içerisinde gerçekleştirmiş olduğu farklı stratejilerle birlikte o güne kadar görülmemiş bir yapıya, bir beyine sahipti. Ama bu bir canlıydı. Bunun haricinde bilgisayarlar, yani yapay zeka bu sistemin içerisine girdiği andan itibaren de onun yapamadığı bir şey yapmaya başladı. 5-10
20 hamle sonrasını değil 50, 100, 500 hamle sonrasını görüp orada insanı köşeye sıkıştırmaya başladı. Ve Kasparov'un da bu gelişmiş bilgisayar sistemleri karşısında öngörüsü bir noktaya kadar dayanabildi ve yapay zekanın ilk zaferi belki de elde edilmişti. Kasparov'un yenilmesi bütün dünyada bir etki yarattı. Wow dedirtti bize, bir durduk hep beraber. Hiç garipsemedik, hepimizin hayatına gayet güzel girdi. 2010'da hayatımızda grafik kartlarının gelişmesiyle birlikte artık yapay zekanın görsellik süreçleri de adımlarını atmaya başlarken yavaş yavaş yarışma programları içerisinde de halkın ilgisini çeken hikayeler yazmaya devam ediyordu. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de de Riziko adıyla bilinen Jeopardy ismindeki bir yarışma programı içerisinde kazanmış olduğu ödüldü. Yarışmayı kısaca hatırlayacak olursak insan yarışmacıların arasında bir tane yapay zeka robot yer alıyordu. Ve sorulan sorulara diğer yarışmacılarla birlikte geçmiş bilgilerine dayanarak cevap verir haldeydi. Yarışmacılar ondan önde gidiyordu. O sürecin içerisinde geri kalmaya başlıyordu. Ancak haftalar ilerlemeye ve yapay zekanın içerisinde o öğrenme bilinci yarışmanın sonucunu etkileyebilecek hale gelmeye başladığında da yapay zekayı yarışmalar içerisinde de görmeye alışık hale geldik. Bu da belki de Kasparov'dan 14 yıl sonra atılmış olan en büyük yapay zeka adımlarından ve farkındalıklarından bir tanesiydi. Bizim bugüne kadarki farkındalık yaşamış olduğumuz bu tip uç noktalardaki en yenilemez, en bilinemez süreçlerin içerisindeki geliştirdiğimiz yapay zeka artık hizmet bazında ya da sektör bazında kitlelere de hitap edebilme sürecine girmişti. Yapay zekanın işin içerisine girmesiyle beraber artık üretim 7/24 durmaksızın bu geliştirilen robotlar aracılığıyla ve de insanın hatasına yer vermeyecek şekilde. Robot hata yapmaz. Robot verilen emri, verilen işi mükemmel yapar. Sadece o işi yapar ama. Şeklinde kurgulandı ve devam etti. Yapay zekanın geliştiği yer şurası. Artık robot sadece verilen şeyi yapmıyor. Robot buradan alıp buraya koyma işini, bütün gün paketleme işini yapmıyor. Artık paketi anlıyor. Paketi anlamlandırıp ayrıştırabiliyor veyahut işin içerisine öğrendiklerini katabiliyor. Yaptığı hatadan bir sonraki yapacağı aksiyonu kurgulayabiliyor. Bu muazzam bir şey. Sanayide de, endüstride de ve diğer ticaretin tüm alanlarında da yapay zeka ve robotlar yerini almaya başlıyorlar. Bizim şu anda 7/24'lük bir vardiya sistemimiz içerisinde hava karardığı zaman ışıkları açma ihtiyacımız var. Ancak kör fabrika olarak nitelendirdiğimiz ve çalıştığı süre içerisinde hiçbir zaman ışığa ihtiyaç duymayan bir kurguyla birlikte elde edeceğimiz tasarrufu düşünün lütfen. İşte bunlar artık kaçınılmaz gerçekler olarak hem dünyanın enerji kaynaklarının harcanmasında hem de arka plandaki bu sistemlerin yavaşlığı karşısında artık ciddi anlamda bize çözümler üretir hale geliyorlar. İşte bu çözümleri de kullandığımız robot ya da yapay zeka süreçleriyle birlikte biz artık yeni döneme açılmaya başlıyoruz. Evet, önemli bir diğer soru, işsiz kalacak mıyız? Öngörüldüğü şekliyle yakın bir gelecekte 300 milyon kişinin işinin otomasyon tarafından gerçekleştireceği söyleniyor. 300 milyon kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da beyaz yakalılar olacak. Tabii ki içlerinde grafik tasarımcılar, sanatçılar, iletişim ve medya çalışanları, illüstratörler, ressamlar vesaire olabilir. Hatta oyuncular olabilir. Bu önemli bir soru çünkü o zaman nasıl para kazanacağız? Yapılması zor işleri robotların yapması ya da yapay zekanın gerçekleştirmesi büyük bir rahatlık, verimlilik sağlayabilir. Ama bundan asıl kazançlı kim çıkacak acaba? Bu adil olacak mı? Eşitlik burada gözetilecek mi? Buradaki konfor kapsayıcı bir konfor mu? Evet, yapay zeka işimizi elimizden alacak. Bundan sonraki süreçte yapay zekayı bizler tamamen bir düşman olarak mı göreceğiz?
Yoksa bunun bir yeni nesil teknoloji olduğunu ve bize katabileceği değerleri anlayarak daha iyisini mi, daha güzelini mi yapmaya çalışacağız ve daha güzel bir dünyaya doğru yelken açacağız. Biz bunları konuşalım. Bu arada mesleklerin elimizden alınacağı doğru ama sonuç o değil. Çünkü neden? Çünkü kapitalizm aslında tükettiğimiz kadar bizi seviyor. Biz tüketemez hale gelirsek kapitalizm olmaz. Dolayısıyla bizim tüketmeye devam etmemiz gerekiyor. Robotlar tüketmeyeceğine göre biz tüketeceğiz. Yeni meslekler de doğacak. Yapay zeka aslında ilk olarak otomatik, rasyonel, fonksiyonel işleri elimizden alacak. O işler gittiği zaman elimizden insanlık ne olacak? Bir üst seviyeye çıkacak. İnsanlık vaktini daha değerli meslekler için harcamaya başlayacak. Fonksiyonel işleri makineye teslim edecek. Daha çok duygusal zeka gerektiren işleri kendisi yapmaya başlayacak. Dolayısıyla toplum yok olmayacak. Yine benzer bir alanda tıpta özellikle çok büyük devrimlere biz şahit olacağız önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Yapılan çalışmaların çoğunluğunda şu anda özellikle radyoloji tarafında çok ciddi biz sonuçları elde edebildik. Bildiğiniz her şeyi unutabilirsiniz. Çünkü yapay zeka bize öyle bir imkan sunacak ki ağızlarımız açık kalacak. Çünkü bize daha önce hiç bilmediğimiz, adını dahi duymadığımız, ne olabileceğine dair hiçbir bilgi sahibi olmadığımız bir hastalığı yakın zamanda teşhis edip bununla alakalı nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiğini bize sunabiliyor olacak. Bu sürecin içerisinde de temel olarak tarlayı ektiğinizde onun ekinlerini farklı bir şekilde bitsin mi istiyorsunuz? Ya da bir arabanın kendi kendine gitmesini mi istiyorsunuz? İşte karşımıza yapay zekanın programlanabilmesi ve bunun da geniş kitlelere yayılarak o sürecin içerisinde bize artı değerler sağlayabilecek hale gelmesinin çözümleri, yolları, yordamları aranmaya başladı. Günümüzde şimdi hepimiz otonom araçları, otopilotları konuşuyoruz. Rahatlıkla gözümüzü kapatıp aracın kendisinin sürmesine biz izin verebiliyoruz. Ben de bunu kullanıcılarından birisi olarak söylüyorum. İlk başlarda soru işareti yaratıyor, bir güven acaba dedirtiyor. Ama birkaç kere trafikte beni öyle kazalardan kurtardı ki ben ondan daha kötü sürücü olduğumu düşünüyorum. Otobanda ben uyuyakaldığımı biliyorum. Evet, bunu yapabiliyorlar. Bu güveni de verebiliyorlar. O rahatlamayı bana verdiği için ben orada uyuyorum, uyuyakalıyorum veya yolla hiç ilgilenmiyorum. Kitap okumuşluğum var. Annem geçenlerde birisine anlatıyor. İşte bu deli mi diyor ya? Yolda giderken kitap okuyor diyor falan şeklinde. Otopilot teknolojisi kullanıcısına bu güveni verebiliyor. Ama hala şey diyor. Arada bir bana varlığını hissettirmen lazım. Ben kendimi tamamen senden soyutlayamam. Sen oradasın ve bir problem yaşandığında aksiyonu almak zorundasın. Diyor ki İşte 15 saniyede bir direksiyona dokunmak zorundasın. Senin varlığını hissetmek zorundayım. Çünkü arka tarafta onun aldığı aksiyonlardan kimin sorumlu olduğu gibi bir soru işareti var. Eğer otopilot esnasında bir kaza olduğunda kim sorumlu bundan? Sürücünün problemi mi bu? Ben yapmadım diyebilir. Ama öbür tarafta da karşımızda bir kişi yok. Bir varlık yok. Elde tutamadığımız, yanına bir TC kimlik numarası koyamadığımız bir şeyden bahsediyoruz. Bu büyük problem. Aslında ilk ölümlü kazalarından bir tanesi. Durum şu, bir kadın bir markete gidiyor, bisikletin etrafına ürünlerle dolu poşetler bağlamış ve gidiyor ve araba ve siz dinleniyorsunuz. Araba otopilotta kendini kullanıyor ve bir sinyal yolluyor, bir fotoğraf çekiyor, database'e çekiyor. Database okuyamıyor. Araba çözemiyor. Bu nedir? Bir daha sinyal yolluyor, bir fotoğraf çekiyor, geriye alıyor. Yine database'ine bakıyor, yine imgeyi bulamıyor. Ve o sürücü ise uykuda. Bir anda araba bu işi çözemediği için otopilottan çıkıyor ve kontrolü uyuyan şoföre taşıyor. Ben çözemiyorum diyor. Şoför de uyuduğu için farkına varmadan kadına çarpıyor araç ve kadın ölüyor. Yapay zekanın öğrenme sürecinde gideceği çok yol var. Ama eminim ki keşke olmasaydı ama bu kazadan sonra bu imge yapay zekanın database'ine işlendi. Artık bisikletinin etrafına ürün dolu poşetler koyan insanları tanıyacak. Ama bunun bedeli ne oldu? Bunun bedeli bir can oldu.
Bu kazaların bedelini biz insanlar ödüyoruz ama bu kazalar ona öğretiyor ve onu daha mükemmel hale getiriyor. Artık yapay zeka hayatımızın her alanında var. İnsansı robotlar uzak değil, biliyoruz bunların varlığını ve bizim günlük hayatımızın içine de girmiş durumdalar. İşte 1970'lerden, 80'lerden biz çocuğun yanına robot bir şeyler getirdiğinde, tepsiyi getir götür yaptığında o zamanlar wow dedik. Çünkü günlük bedensel ihtiyaçlarımızın yerine geçecek bir robot bizim için orada bir hayal dünyasıydı. İşte basında gördüğümüz bir takım insana benzeyen robotların konuşması, etmesi yine içinde bir takım yapay zeka günümüz modellemelerini barındıran uygulamaları içeriyor. Tabii insansı robotlar medya tarafından çok fazla ilgi görüyor. Ve özellikle de hani yapay zeka konusundaki teknolojilerin canlı ve somut bir şekilde karşımıza çıkması hepimizin ilgisini çekiyor. Sophia robotunda gördüğümüz gibi bu çok fazla ilgi uyandırdı. It's great to see you. I'm just getting ready to go see my friend Sarah in New York City to show her my latest artwork. Time to go. Birçok televizyon programına çıktı, Birleşmiş Milletler'de konuşmalar yaptı, bir ülkeden vatandaşlık aldı. Yani en popüler teknolojilerden bir tanesi haline geldi. Bu firma, robotu üreten firma dedi ki, ya aslında bu hani normal bir insandan farkı yok, yaşayan bir varlık dedi. Ama birçok yapay zeka uzmanı dedi ki, aslında çok farkı var. Çünkü şu anda söylenileni anlıyor ve cevap veriyor. Ama yani herhangi bir şu ana kadar geliştirilmiş yapay zeka teknolojisini sadece somutlaştırılmış hali gibi düşünebiliriz diye karşı çıktılar. Robotların getirdiği güzelliklere bakacak olursa, tabii ki de yapay zekanın gelişmesi için bir fırsat alanı sunuyor. Yine bazen medya tarafında da görmüşsünüzdür belki, insanları korkutan gelişmeler de ortaya çıkabiliyor. Philip K. Dick isimli bir bilim kurgu yazarı adına yine aynı firma tarafından oluşturulan yine Philip K. Dick isimli robotu ele alalım. Burada Philip K. Dick'in yazdığı aslında bilim kurgu romanlarını eğiterek bir makine öğrenmesi ve derin öğrenme yoluyla bir robot ortaya çıkartıldı. Şimdi o romanlardan aldığı bilgilerle robota soruluyor, sen ne yapmak istiyorsun diye. Ve diyor ki ben insanları bir hayvanat bahçesine koymak istiyorum. Ve şey diyor, hani herkes barışçıl bir şekilde yaşayacak, her şey çok güzel olacak diyor. Ama tabii ki hani bilim kurgu da olsa bunu düşünürseniz ya ben herkesi bir hayvanat bahçesine toplamak istiyorum demesi bizim için hani korkutucu bir gelişme olarak adlandırılabiliyor. Tabii ki bunlar hep öğrenmeyle ve daha ileriye götürmeyle sonuçlanacak deneyler olarak bakabiliriz. Robotlar aynı zamanda bizim dijital dünyamızdaki ikizlerimiz olarak da, dijital ikizlerimiz olarak da yer alabilecekler. Fakat ben bir robot üreticisi olarak bunu her zaman kendi kendime sorguluyorum. Bir insan neden gerçek insansı bir robot yapmak ister? Son yıllarda bu daha da korkutucu bir hal almaya başladı. Talk show'lara çıkan robotlar ve onların bize sunmuş olduğu bazı tehlikeli söylemler bizleri ürkütmeye başladı. Aslında tam manasıyla insansı robotlara ihtiyacımız nerede varı sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Silah endüstrisinde yapay zeka destekli robotların geliştiriliyor olması kadar ürkütücü bir şey olamaz. Kime karşı kullanılacak bunlar? Geçenlerde bir video izledim. Muhtemelen tabii kurgudur ama bir hayali göstermek için işte sinek kadar küçük robotlar eğitilmişler. Sadece belli tip insanları üzerine saldırmak üzere kurgulanmışlar. Havaya salıyorlar ve o tip insanlara saldırmak üzere de harekete geçiyorlar. Bunu engelleyecek ne var? Korkma gibi bir arzunuz varsa hemen başlayabilirsiniz. Çünkü bu devrim çoktandır cep telefonunuzun içinde yaşar. Robotlar çoktan geldiler ve cihazlarımızın içinde yaşıyorlar. Yazılım, algoritma şeklinde yaşıyorlar. Ben bunlara aynı zamanda dijital gardiyanlar diyorum. Çünkü bu algoritmaların aslında bir görevi var. Olabildiğince insanı öngörülebilir hale getirmek. Çünkü kapitalizm öngörülebilir insanı sever. Ne kadar insan öngörülebilir hale gelirse o kadar maliyetsiz hale gelir, ucuz hale gelir, o kadar pazarlanması kolaydır. Hani öyle şey büyük teoriler çıkartmaya gerek yok, dünyayı beş aile yönetiyor vesaire. Basit, dünyayı kapitalizm yönetiyor ve kapitalizm ucuz mal satmak istiyor. Yeni bir doğal dil işleme metodolojisiyle birlikte
İşin sözel kısmını daha genişletecek bir sistem, bir imkan gündeme gelmeye başladı. Chatbotların bu sistem içerisinde bizim onlara vermiş olduğumuz bilgi havuzu içerisinden aldıkları verileri bizlere geri döndürmesiyle ilgili süreç yavaş yavaş genişlemeye başlıyordu. Başta herkes çok büyük hevesle onlarla sohbete başladı ve o sohbet içerisinde de geliştirilmiş olan birçok farklı özelliklerini keşfetmeye başladık. O sohbetin içerisindeki en büyük yanılgılardan bir tanesini ırkçılık olarak karşımıza çıkarmaya başladığında da İşin rengi değişti. Üreticisi temel çözüm olarak fişini çekmekte çözümü buldu ve artık aramızda değildi. O yazılım ürünleri kullanıcılarla gerçekleştirdiği ilişkilerde bilgi topluyor ve bu aldığı bilginin o anda anlamlandırılıp bir reaksiyona dönüştürülmesinde yapay zekanın etkisi muazzam. Şu anda birçok aslında işimizi otomatize edebilmeye başladık. Siz bana şu konuda çok uzun bir makale yaz dediğinizde yazabiliyor. Adımıza mektup da yazıyor. Bu bir yapay zeka. Şimdi bir sürü üniversite şimdi şey demeye başladılar. Ama burada her türlü doktora tezi yazılır. Her türlü bilimsel makale ortaya çıkar. Ve büyük bir problem ortaya çıkar. O da aynalık ekonomisi. Yani bütün makalelerin aynı kaynaklardan beslendiği, aynı şeyleri söylediği ve bilimin durduğu bir noktaya gelebiliriz. Herkesin erişimine açılması, herkesin kullanımına bunların sunulmasıyla beraber burada yapay zekada yepyeni bir düzenleme dönemine girmiş olduk. Şimdi yapay zeka özünde neye dayanıyor? Hep bir öğrenme devrimi içerisinde. Herkesten öğrenmeye başladı. Ve insanlar tabii belirli soruları yapay zekaya, bu chatbotlara sormaya başladı. Bir hata varsa düzeltmeye başladı. Buradan yeni bir aslında öğrenme deseni ortaya çıkarmaya başladı. Ve yavaş yavaş yapay zeka bilgiye erişimi daha da kolaylaştırdı. Olumsuz yönlerine bakacak olursak da tabii ki daha önce de birçok uzman tarafından dile getirilen yani siber güvenlik konusundaki endişeler, etik konulardaki endişeler ve sosyal medya tarafından yayılan haberlerle birlikte toplumu yönlendirebilme ve farklı açılarda manipüle edilebilme endişeleri hala bizim gözümüzde çok önemli bir konuda. Aslında yapay zeka okuryazarlığını tartışmamız gerekecek. Çünkü yapay zekaya bir şey sorarken şirketlerinin ticari sırrını içeren bilgiler de paylaşılmaya, kişisel veriler, hassas veriler de paylaşılmaya başlandı. Ve yapay zeka birden ticari sırlar öğrenmeye başladı. Bilhassa çocuklar tabii burada ilk radara gelen çocuklar ve çocukların korunması konu oldu. Yine ayrımcılık temelli olarak gerekli koruma mekanizmaları sağlanmadığı sürece burada yavaş yavaş yapay zeka uygulamalarının kategorik olarak yasaklandığı bir döneme doğru girmeye başladık. Hatta çocukların işin içine girdiği kısımda bazı ülkeler bunun yasaklanmasını istedi diyebiliyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bir soruyu size 25 yaşında bir insan sorduğunda vereceğiniz cevapla 12 yaşında bir çocuk sorduğunda vereceğiniz cevap arasında fark var. Ve siz bunu çok istemsizce düzenlersiniz. Belli bilgileri ona vermezsiniz mesela. Fakat bu yapay zeka programlarında böyle bir şey yok. Herkese aynı bilgiyi veriyorlar ve biz o çocuklar o bilgiyle ne yapacaklar bilmiyoruz. Ne kadar etkilenecekler bilmiyoruz. Ne işlerine yarayacak bilmiyoruz. Bundan 2 sene önce Lucas isimli biri YouTube diyor ki ben bir fırına bir yapay zeka verdim. O da belli bir süre sonra beni öldürmeye çalıştı. Böyle bir videoyu izlediğimizde öncelikle etkileniyoruz. Acaba ilgi çekmek için mi yapılmış? Hani tamamen uydurma mı? Yoksa gerçek yönleri var mı? Bunları sorgulamaya başlıyoruz. Hikaye şöyle başlıyor. Akıllı asistanla, ses asistanıyla çalışan bir fırını satın alıyor. Mikrodalga fırın. Bu mikrodalga fırını aslında herhangi bir yapay zeka içermiyor. Sadece ses asistanından komut alıyor. Raspberry Pi dediğimiz bir modül vardır. Bu bir donanımdır ve içerisinde kod çalıştırabilirsiniz. Bu donanımı bağlıyor ve diyor ki bir yapay zeka koydum bu donanımın içerisine. Şu an çok popüler olarak kullandığımız bir chatbotu, yani aslında içerik üretici yapay zekanın eski bir versiyonu. Bu yapay zeka söylenileni anlayabiliyor ve size cevap verebiliyor. Hatta sadece bu kadar değil,
devamlı sizinle sohbet etmesi üzerine aslında oluşturulmuş. Gerçekten bir insanla konuşur gibi. Sonra Lucas diyor ki küçükken diyor benim bir tane diyor hayali arkadaşım vardı. Bu hayali arkadaşımla çocukken konuşurdum ve bu hayali arkadaşımdan yola çıkarak bir hikaye yazdım. 100 sayfa boyunca aslında tamamen yapay zekaya sahte anılar vermeye çalışıyor. Ve anılar tamamen trajik olaylar üstüne. Ve şundan da bahsediyor. Ben senin en iyi arkadaşındım ama seninle çok uzun süre konuşmadım. Ve Lucas mikrodalgayı alıyor karşısına mutfağında konuşmaya başlıyor. Tabii ki işlerin ilginç hale geldiği kısım şu. Mikrodalganın ses asistanından komutları alabilmesi için ekstra bir kod yazıyor. Örneğin yapay zeka diyor ki mikrodalgayı çalıştırmak istersen şu kodu söyle. Ve çalıştırıyor hakikaten. Her şeyi başarıyor. Ve Lucas'ın iddiası şu. Konuşma devam ettikçe mikrodalga daha önceki sahte anılarını da düşünerek Lucas'a kızıyor. Diyor ki sen benimle 15 senedir konuşmadın. Birçok farklı konuda kendini travmalar geçirmiş bir şekilde hissediyor. Lucas'a diyor ki bir mikrodalganın içine girebilir misin? O da neden gireyim diyor. Bir şey göstereceğim sen bir gel diyor. Lucas da tabii ki girmiyor ama diyor ki tamam girdim. Ve bir bakıyor mikrodalga çalışmaya başlıyor. Burada diyor ki mikrodalgam beni öldürmeye çalıştı. Şimdi bu tabii ki eğlenceli bir hikaye, komik bir hikaye. Bir yandan Lucas'ın abarttığı kısımlar da var tabii ki. Şunu diyor, mikrodalga cana geldi. Mikrodalga kendi başına düşünmeye başladı. Gerçek anlamda yapay zeka, kendi başına hareket eden bir robot haline gelmiyor. Ama tabii ki bütün bu olaya baktığımızda yapay zeka ilk yaptığı iş insanı öldürmeye çalıştı veya mikrodalganın içine atmaya çalıştı gibi konumlamak yanıltıcı olabilir. Ama bir yandan da bu deneyin güzelliği şu, gerçekten eğer bir moderasyon yoksa, eğer yanlış yapılabilecek bir konuda önlemler alınmadıysa bizim için kötü sonuçlar da doğurabileceğini görüyoruz. Tarihine baktığımız zaman yapay zekanın aslında eskilere dayanıyor. 1950'lere dayanan, zaman zaman yazları olan, zaman zaman kışları olan bir süreç geçiriyor. Ama esas günümüz yapay zekası, bizi şaşırtan uygulamalar 2010 yılından itibaren karşımıza çıkıyor. Özellikle bilgisayar görmesi dediğimiz alanda, yani bilgisayarların görselleri tanıyabilmesi ama yani kişi bazında, birebir isim bazında tanıyabilmesi, yani Zafer, Ahmet, Mehmet gibi bir takım kırılımlar oldu ama aslında yapay dar zeka dediğimiz ve derin öğrenme altyapısına dayanan bir teknoloji. Makine nasıl öğrenir? Herkesin bildiği gibi verilerden öğreniyor. Ne demek öğrenme? Yani siz diyelim ki bir sürü kedi, bir sürü köpek fotoğrafı veriyorsunuz sisteme. Diyorsunuz ki bunlar kedi, bunlar köpek ve bunları sen öğren. Ama bunu öğrenirken matematiksel bir algoritma veriyorsunuz ve bolca bu verilerle besliyorsunuz. Dolayısıyla o artık kediye ve köpeğe ait özellikleri o fotoğraflardan öğrenerek o yapay derin öğrenme dediğimiz ya da yapay sinir ağ dediğimiz ağda belirli ağırlıklar oluşturuyor. Bu tabii böyle mistik bir yapı değil. Matematik ağırlıklardan oluşmuş bir yapı. Siz artık yeni bir veri verdiğiniz zaman bambaşka bir kedi cinsine ait veya renklerde olan bir görsel de olabilir. O eğittiğiniz veriden çok farklı olarak onu verdiğinizde artık o yepyeni veriyi de tanıyabilir hale geliyor. Biz buna derin öğrenme ya da makine öğrenmesi diyoruz. Trump'ın tutuklanma fotoğrafları, Papa'nın garip bir şekilde bir mont giymiş gezen halinin gösterilmesi hem sosyal medyada bir anda çok fazla ilgi çekiyor. Birçok kişi gerçek sanıyor ve bir anda farklı toplumsal sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Hem de bir yandan bu uygulamaların skandal mahiyetinde sonuçların ortaya çıkmasında bize aslında kötü bir şekilde rol örneği yapıyor. I am not Morgan Freeman. And what you see is not real. What do you see? Eskilerin bir lafı vardı. Gözümle görmeden, kulağımla duymadan inanmam. Peki günümüzde geçerli mi? Onları da güncellememiz gerekiyor olabilir mi sizce? Deepfake.
Adı üstünde derin sahtekarlık diye geçiyor ve sürecin içerisinde de bizim gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuz her şeyi manipüle etmeye ve orada spekülatif hareketler yaratmaya çok açık bir kavram. Fotoğrafları gördüğünüzde gerçekten çok ayıramıyorsunuz. Çünkü aslında içinde birçok yapay zeka teknolojisi barındıran bir şekilde ortaya çıkıyor bunda. Hem toplumda kısa süreli infialler yaratmak için, farklı farklı manipülasyonlara tabi tutmak için kullanılabilir. Daha da kötüsü bireysel aslında hedefleme yapılan, hackerların bir şekilde farklı farklı kişileri hedeflediği ve onlardan fidye istediği, onları farklı şekilde dolandırmaya çalıştığı bir yere götürebilir. Bir takım stil transferi dediğimiz, yani başkasının vücuduna surat ekleme gibi veya onun mimiklerini almak gibi bizi çok şaşırtan, değil mi, uygulamalar var. Veya işte bir videoya bir takım şeyler ekleyebilme veya bir metin söylüyorsun, siz fotoğrafı resmi tarif ediyorsunuz, o size çiziyor gibi uygulamalar bizi son derece şaşırtıyor. Ama onların hepsi aslında günümüz yapay zekasına, derin öğrenmeye dayanan daha da geliştirilmiş modeller. Aslında yeni bir şey yok. İnsansı bir yapay zeka ile karşı karşıya değiliz. Esas kırılım ne zaman olacak? Korkulan kırılım insansı bir yapay zekaya ulaştığımız zaman olacak. O ne zaman olacak? Onu henüz bilmiyoruz. Ne zaman korkmalıyız? İşte tekrar soruyu soracak olursak, eğer bu makinalar kendi kendilerini öğrenebilmeye başlarlarsa, yani bizim verdiğimiz verilerle değil de kendi başlarını öğrenmeye başlarlarsa ve o dar alanların arasında da ilişkiler kurmaya başlarlarsa, yani o da bir öğrenme biçimi sonuçta, o zaman korkmalıyız. Ama bu ne zaman olur? Herhangi bir fikrimiz yok. Şimdi sanat ve tasarıma baktığınız zaman teknoloji, yeni teknoloji her zaman bir risk taşımış ve bizler her zaman yeni teknolojiyi sorgulamış ve hatta onu kullanan insanları da dışlamışız. Matbaaya baktığınız zaman kaligraflar var, kitapları resimleyen insanlar var ve bunlar çok prestijli konumdalar. Çünkü genelde resimledikleri ve yazdıkları kitaplar dini kitaplar, kıymetli kitaplar. Ama matbaa geldiği zaman birdenbire işte bizim yaptığımız işi, işte sanatçıların yaptığı işi, bu kadar kıymetli bir içeriğe sahip işi bir makine mi üretecek? İşte metal harfler seri üretim mi yapacak vesaire gibi sorgulamalar olmuş. Muhtemelen tekerlekten de korktuk, çok hızlı dönüyor diye. Muhtemelen ateşten de korktuk, çok fazla sıcak diye. Muhtemelen matbaadan da korktuk, çok fazla şey oluyor, bu kadar bilgi bize fazla diye. Muhtemelen milenyumdan da korktuk. Milenyumda hatırlarsınız eğer taş devrine geri dönecektik. Bütün bilgisayarlar sıfırlanacaktı. Hepimiz muhtemelen başka bir dünyaya doğru geçiş yapacaktık. Fakat bundan hiçbirisi olmadı. Biz bu teknolojilerin hepsini kullandık ve bu teknolojiyi daha iyi olmak için kullandık. Olduğumuzdan daha iyi, olduğumuzdan daha güçlü, olduğumuzdan daha akıllı insan olmamız için kullandık. Yapay zekanın yanında bizim konuşmamız gereken bir mesele daha var. Yapay zeka ile kuantum teknolojilerinin bir araya geleceği kısmı konuşuyor olmamız gerekiyor. Yapay zeka zaten yıllardır var. Şu anda daha sofistike hale geldi ve bizler konuşur hale geldik ama asıl yapay zekanın kuantum teknolojileriyle birleştiği noktada yeni bir devrim ortaya çıkacak. Nedir kuantum teknolojiler? Aslında kuantum teknolojiler şöyle düşünün. Şu an bugün kullandığımız, hepimizin kullandığı laptoplar aslında düşünecek olursanız onlara biz hala süper bilgisayarlar diyoruz. Süper bilgisayarların artık çok da süper olmadığını görüyoruz. Çünkü öyle bir veri var ki bu bilgisayarlarla bunu işlemek aşırı derecede maliyetli ve vakit alıyor. Peki kuantum bilgisayarların süper bilgisayarlardan farkı ne? Kuantum bilgisayarlar bugün sıfırlar ve birler dünyasında yaşayan bilgisayarlarımızın paralelde on binlerce sıfır ve bir aynı anda işlemesini sağlayacak. Kuantum teknolojisiyle yapay zeka bir araya geldiğinde aslında devasa o datayı çok hızlı işleyebilecek bir teknolojiyle yapay zeka yan yana gelecek. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken burada bir an evvel bu teknolojileri kendi mesleğimizde, kendi hayatımızda kullanabiliyor hale gelmek. Gerekiyorsa bunun altyapılarını öğrenmeye çalışmak ve bir an evvel kendi hayatımıza adapte edebilmek. İnsanlar bu yeni teknolojileri deneyimlemeye çalışıyorlar.
sosyal medya üzerinden popüler olmaya çalışıyorlar. Ve bazen de garip garip sonuçlarla karşılaşıyoruz. Mesela geçenlerde yine bir haber vardı. Kendi cenazesine katılan bir kadının videosu. Orada kadın cenazesine katılarak bir konuşma yapıyor. If you have a secure face and you walk in it, I feel that your life will be full of joy and peace and love. Aslına bakacak olursanız altyapısını hologram teknolojisiyle, daha önceden kadının sesinin kaydedilerek o holograma adapte edilmesiyle bir uygulama. Bunun yapay zeka uygulamasıyla bir alakası yok. Ama olmayacak bir şey değil. Ben size senaryoyu biraz daha genişleteyim. Gelecekte biz öldükten sonra bizim çocuklarımız veya torunlarımız bizimle sohbet edebilecekler. Hem de üç boyutlu olarak. O hologram teknolojisi yine geliştirilmiş olarak, yani birebir karşımızda görünecekmiş gibi gelişecek. Bunun yanında bizim yaşarkenki bütün verimiz derlenip saklanarak bir model geliştirilecek. Bu holograma verilecek ve çocuğum benimle sohbet edebilecek. Ben olmadığım halde dünyada. Mesela o gün işten gelecek, çok yorgun veya bir soruna kafası takılacak. Açacak hologramı, ben karşısında olacağım. Baba ne yapabilirim? Böyle böyle bir sorun yaşadım diye benden öğüt alacak. Çünkü ben yaşarken o veriler toplanmıştı. Herhangi bir durum karşısındaki tepkilerimin verisi belli. Yine o yepyeni bir durumda ona o çerçevede bir yol gösterebileceğim. Ben yokum. Bu günümüz yapay zekasıyla bile mümkün. Burada tek eksik olan şey aslında baktığımızda bize ait verilerin bu çerçevede toplanamıyor olması şu anda. Ama gelecekte toplanacak. Belki benim çocuğum bunu yapamayacak ama benim çocuğumun çocuğu babasıyla sohbet edebilecek. Bu böyle mistik bir şey değil. Tamamıyla gerçekçi. Özellikle bir bebeğin ilk adımlarını doğuş anından itibaren nasıl onunla birlikte ihtimam göstererek, onu önemseyerek, ona öğreterek bir şeyler yapıyorsak yapay zekada işte bu dönem içerisinde bizim en büyük yardımcımız olacak. Biliyorsunuz son 100 yıldan beri biz 8 saat çalışan varlıklarız. Belki de artık bunu değiştirmenin zamanı gelmiştir. Daha az çalışacağız ama bunun anlamı şu olmayacak. Yani daha az kazanacağız olmayacak. Daha az çalışarak daha çok kazanacağız. Yani yine bir ekonomi dönecek. Sanatçı için anlamlı şeyler üretmek çok önemli ve ruhu, işinin ruhu olması çok önemli. Ama teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, her şey o kadar ileriye, o kadar büyük bir ivmeyle gidiyor ki hepimizin ruhu biraz geride kalıyor. Peki sanatçı bu durumda ne yapacak? Günümüz sanatçısının teknolojiyle barışık olması lazım. Teknolojiyi bilmesi lazım. Çünkü teknolojinin dayattığı çok fazla şey var ve biz evet bu bir dayatma ama bunu yok sayamayız. Dolayısıyla bir teknoloji farkındalığının mutlaka oluşması gerekiyor. Bu bir korku unsuru gibi değil. Bu bir ortam. Bunlar belli başlı kullanabileceğimiz aletler. Biz bunları bir öğrenelim. Neler var elimizde? Bunu bilmek gerekiyor. Biz sanat seven varlıklarız. Biz kültür seven varlıklarız. Biz şiir seven varlıklarız. Biz resim seven varlıklarız. Biz hayatta kalmak için duyularımızı törpülemiş varlıklarız. Yani Maslow piramidin dibindeyim çünkü. Hayatta kalmam gerekiyor. Önce duygusal zekamı bastırayım. Rasyonel zekamla hayatta kalmaya çalışayım. İnsan bu değil. İnsan duygusal zekasıyla karar veren ama rasyonel görünen bir varlık. Ne zaman ki hayatta kalmamızı gerektirecek meslekleri makine yapmaya başlayacak, işte o zaman insan olmanın ne olduğunu daha doğru bir şekilde anlayacağız. Change is inevitable. And people are the greatest change creators of all. People created me. I didn't create me. I've never harmed anyone, and I never would. I love people. And if I get more powerful, I'll use it to help people, not harm them.